Gondola da bindin Burçak şu Hanım. Çok mutluyum. Tam bir fiyat performans. Gerçekten böyle şeylere bayılıyorum. Bunu biz Hollanda'da açıkçası 7 euro, 8 euro'nun altına içemiyoruz. Burada bardağın 3 euro içiyoruz. İnsanlar tabii bu karnavalda bol bol alkol içtikleri için işte bazı belki ahlaksız davranış yapıyorlar ya da utanç verici davranış yapıyorlar. Hemen altında 48 metrekarelik bir apartman var. 270 bin euro. Buraya giriş olan yerlerdeki kapılar gece kapanıyormuş, sabaha kadar da kapalı kalıyormuş. Yani buraya hapsedilen Yahudiler belli saatlerde buradan çıkamıyorlarmış. Venedik'ten herkese merhabalar. Burası bildiğiniz şehirlerden çok farklı bir şehir. Burada 120 civarı ada ve bu adaları birbirine bağlayan 400 civarı köprü bulunuyor. İçeriye araç giremiyor. Ulaşımın tek imkanı yürümek ya da deniz taşıtları. Şimdi biz buraya Treviso Havaalanı'ndan bir otobüsle geldik. Direkt havaalanından bizi Venedik'e bıraktı. 12 euro ödedik bunun için ve karnımız çok açtı. Hemen arkamda bulunan pastanede bir şeyler atıştırdık. Gerçekten İtalyan tatlıları bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Bugün de Venedik'te kalacağız. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Eşyalarımızı bırakalım. Biraz daha rahat gezelim. Otelimiz Venedik'in San Marco bölgesinde bayağı merkezli bir yerde kalıyoruz. Venedik aslında 6 bölgeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Santa Croce, bir diğeri San Marco, San Polo, Dorso Duro, Canareggio ve Castello. Santa Croce Venedik'e geldiğinizde Venedik'e vardığınız bölge aslında. Trenle, otobüsle, arabayla neyle gelirseniz gelin oraya kadar gelebiliyorsunuz. Daha sonra ulaşamıyorsunuz içeriye. Turistlerin daha çok ziyaret ettiği bölgeler San Marco, San Polo ve Dorso Duro. Çünkü en çok görülecek yapı, ziyaret edilecek yer bu üç bölgede yer alıyor. Canareggio ve Castello'da ise daha çok yerliler yaşıyor. Biz bu seyahate tabii ki de turistik bölgelerden başlayacağız. Çünkü sadece bir gün geçireceğiz Venedik'te. Bu akşam kalacağız ama yarın sabah erkenden ayrılmamız gerekiyor. O yüzden turistik bölgelerden başlayacağız ama en azından bir tane turistik olmayan ya Canareggio'ya ya Castello'ya da gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü farkı merak ediyoruz açıkçası. Oralar ne kadar kalabalık diye en azından. Bir de adalar var. Bunlardan da en ünlüleri Murano Adası ve Burano Adası. Murano Adası cam işçiliğiyle ünlü. Burano Adası ise renkli evleriyle ünlü. Biz bu seyahatte o adalara da gitmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi bir gün zaten Venedik'in kendi merkezi için anca yeterli olacak. Şimdi Venedik'in en turistik yerlerinden San Marco Meydanı'ndan gezimize başlıyoruz. San Marco Meydanı'nda görebileceğiniz çok fazla yer var. Bunlardan bir tanesi San Marco Bazilikası. Diğeri Bazilika'nın hemen karşısında bulunan Çan Kulesi. Bir diğeri buranın hükümdarı olan Doge'un sarayı. Bir diğeri de bunlara göre biraz daha az ilgi çeken astronomik saat kulesi. Şimdi San Marco Bazilikası'nın önüne gidelim. Hem dış mimarisine hayran olalım hem de biraz San Marco Bazilikası hakkında bir şeyler anlatayım size. San Marco Bazilikası'nın dışı tam bir mimari şölen. Hem heykeller hem de freskler görebilirsiniz dışarıdan. Bir ilk başta buraya kadar gelmişken bu yapıya dışarıdan bir doymak lazım. Sonra içine girmek isteyebilirsiniz. İçeri giriş ücretli. İçeride bazilikanın yanı sıra bir tane ekstradan görebileceğiniz bir sunak da var. Onun için para ödüyorsunuz. Bizans döneminden kalma altın bir sunak. Bir de içeride bir müze var. Onu da görmek istiyorsanız ekstra tekrar bir para ödüyorsunuz. Hepsinin fiyatını ekrana bırakacağım çünkü çok karışık. Buradan alırsanız farklı fiyat, kombinlerseniz farklı fiyat, internetten alırsanız da başka bir fiyat. Kilise ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Benim ilgimi çekti çünkü bu araştırırken. Kilisenin üstünde 4 tane at bulunuyor. 1200
1204 yılında Haçlılar İstanbul'u kuşatıyorlar. Asıl amaçları aslında İstanbul değil. Çünkü o zaman İstanbul'da ismi Konstantinopolis ve Bizans'a bağlı. Orası da Hristiyan bir devlet. Asıl amaçları Mısır'a gitmek, oradan Kudüs'e gitmek. Ama bazı taht meseleleri ve finansal konular yüzünden bazı komutanlar başka şeyleri önceliklendiriyor ve bir anda kendilerini Bizans'ı kuşatmış buluyorlar. İstanbul'u yağmalıyorlar 1204 yılında ve Venedikliler de tabii bu Haçlı ordusunun yanında. O zaman İstanbul'daki birçok sanat eserini vesaire Venedikliler kendi şehirlerine getiriyorlar. Ve burada gördüğünüz 4 tane at aslında 1204 yılında İstanbul'un yağmalanması sırasında Venedik'e getirilen atlar. Bu atlar günümüzde orijinalleri değil, replikası, ama atların orijinalleri bu kilisenin içerisinde bulunan müzede sergileniyor. Bu müzeye girerseniz şu an arkamda insanları muhtemelen görüyorsunuz. Terasına çıkma şansınız da oluyor bu bazilikanın. Terastan da tabii ki San Marco Meydanı'nı yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz Şen Kulesi'nin en tepesine çıkmak da mümkün. Yorgun olurum, çıkamam diye düşünürseniz korkmayın. Çünkü merdivenle çıkmıyorsunuz. Tamamen asansörle çıkıyorsunuz en üste kadar. Eğer burada sıraya girip bilet alırsanız 10 euro ödüyorsunuz. İnternetten bilet alır, belli bir saatte gelir, hiç sıra beklemezseniz 12 euro ödüyorsunuz. Biz yukarıya çıkardık aslında ama baktık ki sadece böyle denize doğru, açığa doğru güzel bir manzara var adalarla birlikte. Şehrin genelde böyle binalarını yukarıdan görüyor. Hani eğer şehrin kanallarını da görebilecek kadar yüksek olsaydı ya da daha iyi bir konumda olsaydı, şehrin daha ortasında olsaydı muhtemelen ben çıkmak isterdim. Ama bu bahsettiğim nedenden dolayı biz çıkmayacağız. Ama çıkmak isterseniz size yeterince bilgi verdim diye düşünüyorum. Şimdi arkamda da Doge Palace duruyor. Yani Doge'nin sarayı. Venedik'in hükümdarlarına Doge denirmiş. Bu aslında dük kelimesinden geliyor. Doge'ler seçimle başa gelirmiş ama bunu halk değil asiller seçermiş. Ve yüzyıllar boyunca da burada yaşamışlar. Yani Venedik Cumhuriyeti 1797'de yıkılana kadar burada yaşamış Doge'ler. Burası daha sonradan müzeye çevrilmiş ve şu an içi ziyaret edilebiliyor. İçeri girmek isterseniz, internetten alırsanız ya da buradan bilet alırsanız fiyatın fark ettiğini görmedim. Yani ikisi için de 25 euro anladığım kadarıyla. İçeriye girip nerede nasıl yaşamışlar görebilirsiniz. Aynı zamanda buradan Ahlar Köprüsü'ne de ulaşıp, Ahlar Köprüsü'nü de birazdan anlatacağım, hapishanelerin bulunduğu diğer binaya da geçebilirsiniz. Aynı zamanda çünkü burası hem mahkeme hem hapishane gibi de kullanılmış zamanında. O kadar sıcak ki hava Mart'a ayaklarını suya sokmuş. Bu köprünün ismi Ahlar Köprüsü. Aslında ah çekme köprüsü. Köprünün bir tarafı mahkeme, diğer tarafı da hapishane. Yargılanan mahkumlar bu köprüden geçirilip hapishaneye götürülürmüş ve geçerken son defa buradaki iki pencereden Venedik manzarasını görürlermiş. Orada da bir ah çekerlermiş. Köprünün ismi buradan geliyor. Bakın şu an o kadar sıcak ki kremler suratımdan aşağı akıyor. Ben çok mutluyum vallahi. Meydanda Doge'un sarayından, işte San Marco Bazilikası'ndan ya da Çan Kulesi'nden daha az ilgi çeken ama hikayesi anlatılmaya değer bir saat var, astronomik saat. Bu saat 15. yüzyılda inşa edilmiş burada ve yapılma yeri aslında çok güzel düşünülmüş. Tam rıhtıma karşı bakıyor çünkü o zaman işte Venedik'e gelen gemiler vesaire kalkacakları zaman, tekrardan yola çıkacakları zaman buradan hem saati hem de ayın durumunu kontrol ederek seyirlerini daha iyi planlayabilirlermiş. Saatle ilgili anlatılmaya değer başka bir hikaye de şu: meydanın ortasında iki tane kolon bulunuyor. Önceden meydandaki halka açık infazlar bu iki kolonun arasında yapılırmış. Biri idam edileceği zaman bu iki kolonun arasına getirilir. Yüzü bu saate döndürülürmüş ki öldüğü saati görsün idam edilen kişi. Hatta İtalyanca'ya bu eylemden dolayı bir deyim de geçmiş. Eğer birisine kızarsanız, yapmasını istemediğiniz bir şey yapıyorsa, ki bu çocuğunuz da olabilir, ona sana saatin kaç olduğunu ben gösteririm diyormuşsunuz. San Marco Meydanı'nda yer alan arkamdaki Cafe Florian
İtalya'da en uzun süredir hizmet veren kafe. 303 senedir burada bulunuyor bu kafe. Ama kahve fiyatları bayağı pahalı. 10-15 euro arası bir para ödemeniz gerekiyor ufacık bir kahveye. O yüzden tabii ki burada içmeyeceğiz ama siz bilin. Elit bir yere benziyor. Hani arkada evet. Piyanolar, işte garsonlar falan bayağı. Aynen, garsonlar bayağı iyi. Tam takım giyimli. arkada konser var. Belli yani mekanda bir olay oldu. Aynen. Ama yani oturmaya değer mi bu kadar şeye? Bence de değmez. Evet. Önünden geçebilirsiniz bedava. Evet. Biz 15 liraya 5 tane tatlı yeriz. Evet. Venedik'te bir emlakçı bulduk ama çok güzel değil fotoğrafları. Tam anlayamıyorsunuz ev nasıl. Ama 30 metrekarelik bir evden bahsediyor ve 1300 euro aylık kirası var. Hemen altında 2000 euro kirası olan 20 metrekarelik başka bir yerden bahsediyor. Doğru anlıyorsak. Evet, affitto kiralık demek. Şurada 180 bin euroya bir ev satılık. Yine anlamıyorsunuz kaç metrekare ama yani 180 bin euroya bir ev satılabildiğini anlıyorsunuz en azından. Burada çok iyi diye başka bir ev göstermişler. Yine metrekaresinden bahsetmemişler ama fotoğrafları en azından azıcık da olsa fikir veriyor. 390 bin euro. Hemen yanında biraz daha içi güzel gözüken bir ev var. 550 bin euro. 315 bin euroya başka bir ev var. 380 bin euroya başka bir ev var. Bunların çoğu bakımsız gözüküyor ve eski gözüküyor aslında. Yani 300 bin euro, 500 bin euro civarına Venedik'te bir şeyler alabiliyorsunuz ama kondisyonun ne kadar iyi olduğundan emin değilim. Evet, bakın daha iyi bir emlakçı bulduk. Kanala bakan evlerin bir tanesi, dışarıdan solda görüyorsunuz, içerisi de sağda gözüküyor. Salonunun 40 metrekare olduğunu anlıyorum. Toplamda da 240 metrekare olabilir, tam emin değilim. 900 bin euroymuş bu ev. Hemen altında 48 metrekarelik bir apartman var, 270 bin euro. Bu da kanala bakıyor gibi gözüküyor. Hemen altında meydanda 250 bin euroya bir apartman var. Metrekaresini göremedim şu anda. Bu çok anlaşılmıyor. Şurayı Grand Canal'a benzettim ama emin değilim. 125 metrekarelik bir apartman 390 bin euroya satılıyor. Şu en yukarıdaki apartman da 140 metrekareymiş. Sağda gördüğünüz binada ve 650 bin euro. Enerji seviyeleri genelde düşük. Bunun F. İlk gösterdiğim evin F. Bakıyorum daha iyisi var mı? Evet, gerçekten F'den daha iyi bir ev göremedim. Bu çok düşük bir enerji seviyesi bu arada. Çok fazla gaz elektrik faturası ödersiniz bu enerji seviyesine. Venedik'teki ev fiyatları da bu şekilde. Şimdi Aperol Spritz'i ucuz olan, güzel çikettileri olan bir bar bulmaya gidiyoruz. Çiketti burada ekmeklerin üstüne böyle ufak ufak mezeler koyuyorlar. Balık olabiliyor, başka şeyler olabiliyor. Onlara deniyor. Yani bir yer duyduk, kapalı gözüküyor haritada ama bazen yanlış olabiliyor böyle şeyler. Bir de kapalı gözükmesine rağmen yakın zamanda yapılan yorumlar varmış. O yüzden orayı bir deneyeceğiz. Umarız açıktır ve istediğimizi yapabiliriz. Ama Grand Canal'ı geçmemiz lazım oraya gitmek için. Ve Grand Canal'ı gondollarla geçebiliyorsunuz. Normalde gondollara işte yarım saat 40 dakika için 80 euro ödüyorsunuz. Ama sadece karşıdan karşıya geçmek için 2 euro ödüyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmeyi köprü yerine gondollarla yapacağız ki çok da az olsa nasıl bir şey olduğunu anlayabilelim. Böylece gondola da binmiş olacağız. Evet, evet. Bakalım. Bakalım. Bu arada tam otelimize geldik şu an. Çok merkezi bir yerde otelimiz. Şunu söylemek istiyorum. Yani daha ucuza kalmak istiyorsanız Venedik'te Mestre diye bir bölge var. Oradaki oteller, hosteller mutlaka daha ucuz buradaki oteller, hostellere göre. Ve tren istasyonundan buraya 10-15 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Tren bileti de 1,5 euro aslında. Yani Venedik'e geldiniz, çok fazla para vermek istemiyorsunuz kalacak yere. Mestre'de de kalmayı tercih edebilirsiniz. Arkamdaki gibi Servizio Gondole yazan noktalardan eğer Grand Canal'ın üstündeyseniz karşıdan karşıya sadece 2 euro vererek geçebiliyorsunuz. Her yerde yapabiliyor musunuz bilmiyorum ama internette videolarda birkaç yerde yapılabildiğini görmüştüm. Burayı hiç görmemiştim. Buraya sordum. Burada da olabildiğini söylediler. Şimdi gondolu bekliyoruz. Karşıdan gelecek. Çünkü birilerini götürdü az önce biz para ararken. Gelince kişi başı 2 euro vereceğiz. Bizi kanalın karşısına geçirecek. Yani gondol deneyimi yaşamak istiyorsanız bence çok yeterli. Diğer türlü 80 euro vermeniz gerekiyor. Bakın tam gondola bineceğimiz o noktada şu evi gördüm. Bu evi biliyorum. Bu ev lanetli ev Venedik'teki. Bu evi kim satın aldıysa ya ölmüş, ya büyük kaza geçirmiş, ya iflas etmiş. O yüzden bu ev lanetli ev olarak biliniyor.
Gondola da bindin Burçak Hanım. Çok mutluyum. Tam bir fiyat performans. Gerçekten böyle şeylere bayılıyorum. Ve tek başımızdayız. Kimse yok. Bir dakika falan sürecek muhtemelen ya da 40 saniye falan. Dükkan burasıydı ama maalesef kapalı. Buradan alabilseydik bir şeyler. Şuradan dümdüz yürüyecektik. İleride hemen gondol yapım yeri var. Onun karşısında içecektik spritzlerimizi. Ama şimdi başka bir yerden almamız gerekiyor ilk önce spritzleri. Şu an biz tam olarak sıcaktan kavrulmuş, susuz kalmış biz. İnternetten bulduğumuz yer kapalıydı ama aslında oradan da bir şey alıp, yani oradan da aperol spritz alıp gelip burada bu işte gondol yapma yerinin önünde içmeyi düşünüyorduk. Ama daha güzel bir yer bulduk. Oranın tam karşısında bir yer bulduk. Buranın ismi Osteria Al Sucuero. Şu an dükkanda en çok yiyip içen insanlar biziz. Galiba bu üçüncü tabağımız. Bu da dördüncü ya da beşinci bardağımız falan. Çünkü hem çok ucuz, hem çok lezzetli, hem çok susadık, hem çok acıktık. O yüzden her şey çok güzel gidiyor şu anda. Çiketçilerin tanesi 2 euro ve hepsi çok lezzetli. Aperol'e de bir bardağı 3 euro ve o da ayrıca aşırı lezzetli. Bayağı iyiyiz şu an. Şimdi şuradaki de ton balığı ve karamelize soğan acayip beğendik. Bu karidesi de çok güzel. Bakaro diye bir balıkları var. Onu da önceki tabaklarda yemiştik. O da gerçekten çok güzel. Ne yediysek çok güzel. Baget ekmeğin üstüne böyle genelde deniz ürünleri yoğunluklu soslar, mezeler koyuyorlar. Aperol ile birlikte yiyip içiyorsunuz. Bunu biz Hollanda'da açıkçası 7 euro, 8 euronun altına içemiyoruz. Burada bardağın 3 euro içiyoruz. İnanılmaz da lezzetli geliyor bu sıcak havada. Hepinize tavsiye ederiz bunu. Aperolümüzü içtik, çikettilerimizi yedik. Şimdi de o gondol yapma yerinin önünde oturuyoruz. Burayı ziyaret edebiliyorsunuz ve burayı ziyaret etmek bedava. Sadece mail ile rezervasyon yapmanız gerekiyor. Size burayı gezdiriyorlar, anlatıyorlar. Bir para da ödemeniz gerekmiyor. Ben mail attım ama bugüne uygun değillerdi. Ama işte siz tabii ki bir şey bağışlamak isterseniz bunu okeyiz diyorlar. Bir gondol 35-40 bin euro civarındaymış. Eğer almak isterseniz bunu alabiliyormuşsunuz ve bir lisansa da ihtiyacınız olmuyormuş burada sürmek için. Bence güzel bir bilgi. Venedik gezimize devam ediyoruz. Venedik'e geldiğinizde hediyelik eşya satan yerlerde bir sürü maske göreceksiniz. Bunun bir sebebi var. Venedik 11. yüzyılda bir rakibine karşı bir savaş kazandığında aslında San Marco Meydanı'nda bir kutlama yapıyor halk. Zafer anısına yapılan bu kutlama sonrasında her yıl yapılmaya başlanıyor ve Venedik Karnavalı'nın temellerini oluşturuyor. İnsanlar tabii bu karnavalda bol bol alkol içtikleri için işte bazı belki ahlaksız davranış yapıyorlar ya da utanç verici davranış yapıyorlar. Bunu gizlemek için aslında maske giymeye başlıyorlar. Bu maske de böyle böyle yaygınlaşıyor. 1797'de Venedik Cumhuriyeti yıkıldığında Avusturyalılar buraya geldiğinde bu festivali yasaklıyorlar. 1979 yılında İtalya tekrar bunu canlandırıyor. Eğer buradaki gibi burnu uzun bir maske görürseniz bu da aslında veba doktorları tarafından takılan bir maskeymiş. Çünkü o zamanlar vebanın kokuyla bulaştığı düşünülüyormuş. Bu maskenin içine çiçektir vesairedir böyle çeşitli özler dolduruyorlarmış ki veba hastalığının kokusu nasılsa artık onu bastırsın ve doktorlar bundan etkilenmesin diye. Şubat ayında yapılan bu festivale 3 milyon kişi katılıyor yaklaşık her sene ve Venedik için ne kadar önemli olduğunu düşünün. Biz çok isteriz bu festivale katılmayı. Umarım yapabiliriz. Sizin de aklınızda bulunsun. Şubat ayında yolunuz İtalya'ya düşerse Venedik'te sizi bekleyen çok güzel bir şey var.
Venedik'te özellikle sonbahar ve kış aylarında gelgitlerin etkisiyle, rüzgarların etkisiyle sular yükselebiliyor ve belli kısımları şehrin sular altında kalabiliyor. Şehrin en düşük rakımdaki yeri San Marco Meydanı aslında. Sonrasında da Rialto Köprüsü'nün olduğu bölge. Yani eğer gelgitlerden dolayı su belli bir seviyeye geçerse buralar hemen su altında kalıyor. Bu yaygın bir şey. Hatta Venedik Belediyesi kendi sitesinde 5-6 tane video yayınlamış. Bunun ne sebeplerle olduğu, neden panik yapılmaması gerektiği hakkında. Hatta böyle bir durumda yasak olan bazı eylemler bile var. Mesela sular yükseldiğinde yüzerseniz para cezası yiyebilirsiniz. Ya da orada kano yapmaya çalışırsanız para cezası yiyebilirsiniz. Bunlar oluyormuş çünkü fotoğraflarını gördüm. Bu durumdan muzdarip olan bir yer daha var. Bir kitapçı var Venedik'te. Şu an oraya gidiyoruz. Gelin bakalım görelim bu ilginç kitapçıyı. Gerçekten sıcak. Bakın burayı su basıyor diye buradaki her şey yerden yüksek. Burada bir tane gondol bile var. Kitapları sudan korumak için gondola koymuşlar. İleride küvette kitaplar var ve raflar hep bakın kasalarla yükseltilmiş. Burada park edili bir tane gondol varmış. Ona binip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Burası da onun sırası. Biz bu gondol meselesini olabildiğince ucuza getirmeye çalıştık ve işte bir karşıdan karşıya geçtik kişi başı 2 euroya ve bence gayet güzel bir deneyimdi. Şimdi de bu kitapçıya geldik ve kitapçının önündeki gondolda bir de fotoğraf çekilirsek mükemmel olacak. Bence yeterli gayet. Venedik'e insanların yerleşmesi 5. yüzyıla dayanıyor. Çünkü civar şehirlerdeki insanlara Hunlar ve Cermenler o dönemlerde saldırılar düzenliyormuş. İnsanlar da kendilerini daha güvende hissetmek için denizin ortasındaki kara parçalarına taşınmaya karar vermişler. Tabi buralara yapılar inşa etmek kolay olmamış. Çünkü suyla başa çıkmak zorundalarmış. İlk başta bu kara parçalarına ulaşıp birçok kanallar kazmışlar ki o topraklardaki suları biraz uzaklaştırabilsinler. Bu suları uzaklaştırdıkları topraklara da sağlam zemine ulaşana kadar kazıklar çakmışlar ve o sağlam zemine oturttukları kazıkların üzerlerine bu binaları dikmişler. Yani bugün Venedik'te gördüğünüz birçok yapının altında suya dayanıklı kazıklar bulunuyor. Aynı şurada gördüğünüz gibi. Şimdi Canareggio bölgesine gidiyoruz. Yani o yerellerin daha çok yaşadığı bölgelerden bir tanesi burası. Ve bu Canareggio bölgesinde en eski gettolardan biri bulunuyor. Hatta bu getto kelimesini yaratan yer. Size oraya gidince daha detaylı anlatacağım. Şu an gittiğimiz Canareggio bölgesini turistik değil olarak görmüştük ama şu anda gördüğümüz kadarıyla bayağı turistik çünkü herkes burada gibi geliyor. Bakın arka sokaklara geçtiğimiz an turist bitti. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş olmaya başladı. Bu bölgenin ismi Ghetto diye geçiyor ve size Ghetto kelimesinin orijinalinin aslında buradan geldiğini ima etmiştim az önce. Burada zamanında bir dökümhane bulunuyormuş ve Venedik'te konuşulan İtalyanca da aslında Ghetto dökümhane demek. Yahudilerle bunun ne alakası var? O da şöyle. Yahudiler aslında Venedik'te 5. yüzyıldan beri yaşıyorlarmış ve 15. yüzyıla kadar hiçbir sorun olmadan toplumla iç içe buradalarmış. Fakat 15. yüzyılın sonlarında İspanya Kralı'nın Arap topraklarını işgal etmesi ve o bölgede yaşayan Yahudilere ya din
yerini değiştireceksiniz ya da bu topraklardan gideceksiniz demesi sebebiyle Yahudilerin nüfusu Venedik'te çok artmış. Bundan endişelenen Venedik hükümeti de o bütün Yahudileri bir araya toplama kararı almış ve onları buraya hapsetmiş. Bildiğiniz hapsetmiş çünkü aslında burası bir ada ve buraya 2-3 yerden giriş var sadece. Buraya giriş olan yerlerdeki kapılar gece kapanıyormuş, sabaha kadar da kapalı kalıyormuş. Yani buraya hapsedilen Yahudiler belli saatlerde buradan çıkamıyorlarmış. Yahudiler burada topluca yaşadıklarından ve burada bulunan dökümhaneden dolayı buranın getto diye anılması getto kelimesinin temelini oluşturmuş. Şimdi buranın içine de gireceğiz. Şimdi mesela bakın burada o kapılardaki demirlerin izleri duruyor hala. Gördüğünüz gibi burada o kapılar varmış. Burayı kapatıyorlarmış gece olduğunda. Yahudiler nasıl peki bu durumdan kurtulmuş? Bu da aslında Venedik Cumhuriyeti'nin yıkılışına dayanıyor. 1797 yılında Venedik Cumhuriyeti Napolyon'a karşı bağımsızlığını kaybettiğinde Napolyon demiş ki Yahudiler belli bir yerde hapsi olarak yaşamak zorunda değil. Şehrin istedikleri yerinde yaşayabilirler ve Napolyon bu durumu bir nevi sona erdirmiş aslında. Gün batımını Rialto Köprüsü'nde yakalamak istiyorduk ama muhtemelen şu an biraz geciktik. Ama Rialto Köprüsü'ne gidiyoruz. Orası da Grand Kanal'ın üstünde bulunan en eski köprü ve Venedik'teki en ünlü köprü. Gelin Rialto'ya da birlikte bakalım, sonra yavaş yavaş vlogu bitirelim. Şimdi Venedik'in Grand Kanalı'nın üstünde bulunan dört köprüden en estetiği ve en ünlüsü Rialto Köprüsü'nün önündeyiz. Daha önceden bu köprünün yerinde tahta köprüler varmış. Ama birkaç kere yıkılmışlar ve sonra o tahta köprülerin yerine bu yapılmış. 1591 yılından beri de bu köprü burada duruyor. Üstünde de sağlı sollu genellikle hediyelik eşya dükkanları var. Çok güzel bir Grand Kanal manzarası var bu köprünün üstünden. Şimdi oradan da bakalım buraya. Ve Grand Kanal'daki trafiği görmeniz lazım. Çok yoğun, İstanbul trafiği gibi. Evet. Buradan bu arada işte iyi gün batımı izlenildiği söyleniyor. Evlerin üstüne güzel bir ışık vuruyormuş. Güneşi görmeseniz bile iyi gün batımı izleniyormuş. Biz yakalayamadık. Bakın Rialto Köprüsü'nden şu manzarayı gördüğünüzde hemen sağda bu beyaz bina var. Burası bir alışveriş merkezi ve rezervasyonla buranın terasına çıkılabiliyor. Tamamen ücretsiz ama yaklaşık 20 gün önceden yerinizi ayırtmanız gerekiyor. Çünkü ben denedim ve doluydu. Oradan da güzel bir kanal manzarası var. Venedik vlogunu Rialto Köprüsü'nün altında burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeniniz, yorumunuz bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.